Herkese merhabalar. Bugün örnek VSM de yapacağım. O ikinci assembly'miz. Öncelikle orijini görünür kılıyorum. Şurada. Sonra parçalarımızdan kapağı aldık. Yani şu an İki parçanın da orijini birbirine tam oturdu. Herhangi bir şekilde parçayı da zaten hareket ettirmemiz mümkün değil. Sonra diğer parçayı alıyoruz. Artık orijini kapatabiliriz. Işıklandırmayı kapatalım. Şuraya eş merkezli olacak şekilde bir ilişki tanımladım. Aynı şekilde de bu yüzeyle bu yüzeyi birbirine yapıştırdık. Tamamdır. Şimdi gövdemizi alalım. Eş merkezli bir ilişki tanımlamak zorundayız. Bu yüzeyle bu yüzey. Şurada görüldüğü gibi concentric olacak. Şu an şöyle dönüyor. Dönmemesi için de üst yüzeyleri coincident şurada tanımladık. Artık istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz parçayı. Gövdenin içine magnetleri koymamız gerekiyor. Magneti aldık. Önce bir section view alabiliriz. İşimiz kolaylaşsın diye. Bu şekilde. Yine konsantrik bir ilişki tanımlayacağız. Şöyle. Yani şu an eş merkezli oldu ve şurada görünen parçaları bunu sabitlememiz gerekiyor. Sabit bir parça motorun içindeki. Yani bu yüzeyle bu yüzeyi coincident tanımladık. Aynı şekilde şu yüzeyle şuradaki çizgiyi coincident olarak tanımlıyorum. Artık hareket etmeyecektir magnet. Section view'u kapadık. Bunu istersek aynalayabiliriz. İstersek de circular component pattern ile halledebiliriz. Mirror yapalım. Buradan bize hangi parçayı aynalamak istediğimizi soruyor. Seçtik. İlerledik. Buradan preview çıktı. Okey. İlişkileriyle beraber aynalamış oldu. Sonra rotor kısmını alıyoruz. Evet, şu kısım. Aslında rotordan önce bir iki parça daha koyabiliriz. Orada çünkü birazdan cover kısmında işler karışacak. End contact. Bunu aldık. Önce bir yüzeyleri yapıştırıyoruz birbirine. Böyle.
coincident oldu. Burada oranlı bir ilişki istiyoruz. O yüzden with kullanacağız. Advanced Maps kısmında with şöyle hizalanmış oldu. Görüldüğü gibi toleranslarda ufak tefek hatalar olabilir. Teknik çizimde de hata olmuş olabilir. Zaten şurada görüldüğü gibi çok az bir şey var. Sonra bu parçayı Circular Component Pattern ile bir tane daha yapacağız bundan. Şöyle çeviriyorum. Seçtim. Önce hangi eksende döndüreceğini soruyor bize. Herhangi bir dairesel bölgeyi seçtik. Sonra da hangi parçanın döndürüleceğini soruyor. Parçayı da seçtik. Böyle görüldüğü gibi preview çıktı. Ama tamam dedik. Oldu. İlişkileriyle beraber tabii ki de kopyalıyor. Şöyle. Şu an rotoru takabiliriz ortaya. Eş merkezli bir ilişki tanımlamalıyız. Pardon. Şurayla. Şurayı. Eş merkezli tanımladık. Şöyle. Burada yine bir section view aslında işimize yarayacaktır. Tekrar kesilmiş görüntü. Bu şekilde. Evet şöyle. Buna biraz kaydıralım. İçine girilsin. Bu yüzeyle washing kısmını yapıştırıyoruz. Seçenek bu yüzeyle. Coincident olacak. Yapışacak iyice. Oldu. Tamam dedik. Çeviriyoruz. Şurada çok ince bir tolerans olduğunu görüyoruz parçada. Bunu da tekrar Vidit ile Advanced Math'ten ortalamış olacağız. Çünkü tam ölçüsünü ben de bilmiyorum. Hangi ölçüde durur. Şöyle, şöyle, bu yüzeyi de, şu yüzey ortalanmış oldu. Ya da bu yüzey yerine şurayı seçebiliriz. Böyle daha mantıklı olacak gibi, evet. Tamam, artık rotor sabitlenmiş oldu. Şöyle önce section view'u tanıtalım. End contact kısımları da sabitlendi with ile. Rotor dönüyor. Şöyle. İkinci washing kısmını alalım. Onu da gövdeye monte edeceğiz. Şöyle yaptık. Önce bir eş merkezli bir ilişki tanımlayalım. Tamamdır.
bu yüzeyle şu çizgiyi şöyle constant olarak tanımladım. Son bir parça kaldı, spacer. Onu da tabana monte edeceğiz. Şöyle şimdi döndürdük. Şuradaki düz yüzeyle gövdenin tabanını coincide olarak tanımladık. Sonra gövdenin dik yüzeyiyle şuradaki dik yüzey aynı şekilde coincide olacak. Sonra yine bir width ilişkisi tanımlayacağız. Spacer'ın yan yüzeyleriyle magnetlerin şu yüzeyleri arasında evet ortalamış olduk. Parça hareket etmeyecek. Çok güzel oldu. Parçaların hepsini yerleştirdik. En son gövdeyi de monte edelim. Şu yüzeyle şu yüzeyi coincident yapıştırdım birbirine. Şu an gövdemiz hazır. Ama DC motorlarda bir tane şurada bir dişli de olur. Onu da koyalım. Toolbox'tan ISO standartlarında Power Transmission Gears'tan Spur Gear alacağız. Böyle. Modül 0.4 olacak. Yüzey genişliği de 4.5 mm. Yani oransal olarak bunu tasarımda ben ekledim. Oransal olarak mantıklı duruyor 4.5 mm olması. Şaftımızın çapı 2 mm olduğu için burada nominal shaft diameter'ı 2 mm seçiyoruz. Onun dışında geri kalan şeyler standart ölçüler. Eş merkezli bir ilişki tanımladık. Şöyle. Bir de bir lock ilişkisi tanımlayacağız. Shaft ve gear arasında lock şurada görüldüğü gibi tanımladık. Artık ileri geri gitmeyecektir. Sadece dönecektir. Şu an hazır motorumuz. Bunun böyle içini gösterelim. Şu şekilde. Şöyle rotorla beraber dişli de dönecektir. Buna bir animasyon ekleyebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Motion Studio'dan Basic Motion seçtik. Şöyle. Motor kısmına geliriz. Hangi parçanın döneceği? Shaft. Saat yönünün tersine dönsün. Fark etmez. Herhangi bir yöne dönebilir. Buradan RPM'i 200, 300 fark etmez. 200 denedim. Güzel oluyor 200. Motoru tanımladık. Ondan sonra bir hesaplama işlemi yapması gerekiyor. 4 ya da 6 saniye fark etmez. 6 saniye olsun. Evet, şu an motorumuz çalışıyor.
Herhangi bir makyajlama işlemi yapılabilir tabii ki de. Bizim üstümüze düşen buydu. Herkese iyi günler.